Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı 42.500 ikinci etap ataması ile ilgili süreç hakkında konuşmuş olacağız. Tabii öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Resmi açıklama gelmiş oldu. Resmi açıklamada bazı alanlarda netlik var ama bazı alanlarda da netlik yok. Örnek veriyorum. Hemşirelikte, ebe alımında veya işte toplam tekniker ve teknisyen atamasında genel itibariyle resmi yazı belirtilmiş durumda arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Lütfen bizler de zaten elimizden geldiğince tüm süreci, tüm atamayı, tüm açıklamaları takip ederek resmi yazıyı sizlere vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan tercih süreci başladığı takdirde en doğru tercih nasıl yapılır, nereden yapılır veya diğer tüm önemli kısımları da bizlerden edinebileceğiniz bilgilerle beraber başvurularınızı yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabii şu soruyu çok aldım. Hocam işte ben ATT mezunuyum. Bizden kaç adım olur veya anestezi veya işte diyaliz teknikeri gibi bu tarzda yorumlar, mesajlar geliyor zaman zaman. Resmi yazı olmadan kimseye itibar etmeyin. Bizler elimizden geldiğince sadece resmi yazıyı paylaşmış oluyoruz. Evet, birkaç alım için belki netlik vardır, hemşirelik, ebelik alımı için netlik vardır ama diğerlerinde bir netlik yoktur. Bilginiz olsun. Örnek veriyorum, bir tane danışanım var. Danışanım da maalesef sağdan soldan edinmiş olduğu bilgilerle beraber üzüntüye girmiş durumda. Hocam bizim bölümden hiç adama olmayacakmış. Nereden biliyoruz? Herhangi bir resmi yazı gelmedi ki. Herhangi bir açıklama yapılmadı ki. O yüzden lütfen itibar etmeyin. Şu an resmi yazıyla beraber herhangi bir branş dağılımı söz konusu değildir. Maksimum Nisan'ın ilk haftasına kadar bizlerin karşısına çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Biliyorsunuz 10 binin üzerinde bir işçi ataması da mevcuttur. Bu işçi atamasındaki dağılımları evet az çok tahmin edebiliyor insan. Hani bunun resmi yazısına gelmesine gerek yoktur. Örnek veriyorum. Temizlik görevlisi ataması %100 olacaktır. Veya güvenlik görevlisi silahsız %100 olacaktır. Bu arada bu eski ilanın gelen branş dağılımları hakkında bilgi veriyorum. İşçi atamasında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi düzeyinde atama mevcuttu. Bilgisayar sistem kurulum onarım düzeyinde bir alım mevcuttu. Marangoz ataması mevcuttu. Isıtma, sıhhi tesisat, biyomedikal cihaz teknolojileri ortaöğretim düzeyinde yine alımlar mevcuttu. Ön lisans düzeyinde yine alımlar mevcuttur arkadaşlar. İnşaat boyacısı, klinik destek elemanı hastane düzeyinde alımlar mevcuttu. Veya hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi ortaöğretim ve lisans ön lisanslarında başvurabildiği alımlarda mevcuttur arkadaşlar. Bu işçi atamasıydı. Aşağı yukarı yine böyle olacaktır. Tabi sayı hakkında net bilgi veremeyiz ama dağılımlar yine bu yönde olacağını belirtmek istiyorum. İşçi alımları için arkadaşlar. Bunun haricinde diğer işte teknisyenler, sağlık çalışanları veya lisans düzeyinde işte psikologlar, veya işte diyetisyen, fizyoterapist, biyomedikal cihaz hangi dalda kaç atama olacakla ilgili resmi yazı olmadığı için veya diğer işte ön lisans düzeyindeki tekniker, teknisyen düzeyindeki atamalar net belli olmadığı için de bizler bilgiyi aktaramıyoruz dediğim gibi. Sadece resmi yazıya bağlı kalmanızı istiyorum arkadaşlar. Zaten resmi yazı gelirse anında bilgisini aktaracağım, merak etmeyin. Pekala, şu an için kendinize iyi bakın. Sürekli işçi alımının dalları bu şekilde olacak ve tekrar vurgulamak istiyorum. Resmi yazı gelmeden herhangi bir sosyal platforma itibar etmeyiniz. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.